Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık sürecine yönelik itiraflarının ardından AKP'nin eski kurmayları bir bir sessizliğini bozmaya başladı. O dönem Bayraktar'la birlikte rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, mağduru olduğu bir banka dolandırıcılığına ilişkin açıklama yaparken eski bakanlardan Ertuğrul Günay da çarpıcı iddialarda bulundu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık itiraflarının yankıları sürüyor. Sürecin aktörlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Baharın sabahında tomurcuk açmaya çalışan bir çiçeğin tazeliği var. Bayraktar'la birlikte hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlaması yapılan isimlerden birisi de o dönem İçişleri Bakanı olan Muammer Güler'di. 17-25 Aralık sürecinde Güler'in oğlunun evinde yapılan aramalarda 1 milyon dolar, çelik kasalar ve para sayma makineleri bulunmuştu. Uzlaşı içerisinde yaşayan insanların inancı da beklentisi de bulunur. Güler'i son günlerde gündeme taşıyan olaysa Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöleşan'ın köşesinde yer verdiği iddialar. Buna göre 17-25 Aralık sürecinin öncesinde Halkbank İstanbul Kapalı Çarşı Şubesi'nin bir yöneticisi müşterilerin 4 milyon lirasını dolandırıp zimmetine geçirmiş, ağır cezada yargılanmış ve 14 yıl hapis cezası almıştı. Parası buharlaştırılanlar arasında MG umuzlu bir banka müşterisi de vardı. Söz konusu ismin kendisi ve aile fertleri adına açılan hesaplardan usulsüz işlemlerle 663 bin lira ve 170 bin dolar yani o dönem toplam 908 bin lira şüphelilerce çalındı. Ancak Çöleşan'ın köşesine yer verdiği iddianın asıl ilginç kısmı MG ve aile fertlerinin dolandırıcılardan şikayetçi olmaması. O dönem tüm mağdurlar mahkemenin yolunu tutarken MG ve ailesinin parayı alabilmek için hiçbir girişimde bulunmadığı öne sürüldü. Üstelik diğer banka müşterilerinin iddianamede adı açıkça yazarken söz konusu isim MG olarak kodlanmıştı. Çöleşan bu ismin Muammer Güler olup olmadığını sordu. Allah sizlerden razı olsun. İşte o soruya günler sonra Muammer Güler'den yazılı yanıt geldi. Çöleşan o açıklamayı köşesinde paylaştı. Gerek banka müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporunda, gerekse Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen evraklarda MG Rumuz'un dışında ad ve soyadım açıkça belirtilmiştir. Söz konusu şahsıma ait miktar 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele yasasında öngörülen ilkeler doğrultusunda mal bildirimine konu yapılmış, ilgili komisyonlarca da uygunluğu tespit edilmiştir. Müfettiş incelemesi sürecinde banka kayıtları ve mudiler tarafından sunulan hesap cüzdanları, bilgi ve belgeler değerlendirilerek sizin ifadenizde sahte imzalar ve düzmece belgelerle hesaplarının boşaltıldığı tespit edilen tüm banka müşterilerinin bu bağlamda da benim ve aile fertlerinin paraları banka tarafından hesap sahiplerine ödenmiştir. Bu konuda ne şahsıma ne de yakınlarıma asla ayrıcalık tanınmamıştır. O dönem Başbakan Yardımcısı olan Deva Partisi lideri Ali Babacan hakkında suçlamalar yapılan dört eski bakanın rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştıran meclis komisyonunun üyelerini tehdit ettiğini söylemişti. O soruşturma komisyonuna üye olan arkadaşlarla konuştuk tek tek. Hepsinin güçlü ve olumsuz kanaatleri var. Bir siyasi hesap başladı. Tabii o malum arkadaşların o süre içerisinde bir sürü yerlerinde durmadılar. Yakarız da yıkarız da şöyle yaparız da böyle yaparız da falan filan. Şimdi o tür çok aktif oldular yani. Benzer bir iddiada eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan geldi. Meclis komisyonunun toplantısının Erdoğan'ın telefonuyla ertelendiğini söyledi Günay. Bir takım girişimler oldu dedi. Komisyonun eğilimi vardı fakat bir erteleme oldu. O erteleme tam kararın komisyonda çıkacağı gün. O dönem başbakan olan Erdoğan komisyon başkanını aradı. Toplantıyı erteledi. O bir hafta içinde bir takım girişimler oldu. Ali Babacan sağa solu tehdit ettiler derken sanıyorum bunu söylemiş olabilir. Anayasa mahkemesine gönderecekti. Mecliste eğilim vardı. Komisyon başkanı arandı. Toplantı ertelendi.